Çoğu tek kelime Türkçe bilmiyordu. Ancak onlarca Yeşilçam filminde oynadılar. Kimisi İngiliz, kimisi İsveçli, kimisi Fransızdı. Yeşilçam bir zamanlar Avrupalı birçok kadın yıldız için de rüyalar alemiydi. İyi oynamaları ya da dil bilmeleri gerekmiyordu. Güzel olmaları yetiyordu. Eva Bender'den Christina Haydar'a kadar çok sayıda yabancı güzel Yeşilçam filmlerinde oynadı, ancak sadece birisi burada tutundu. Suna Yıldızoğlu olarak bilinen İngiliz Sonya idi. Çok tuhaf tipler vardı Yeşilçam'da. Bu çalışmamızda mazinin tozlu yaprakları arasında kalan, hatta çoğu kişi tarafından Türk sanılan Yeşilçam'ın yabancı kadın oyuncularını derledik. Güzelliği ve çekiciliğiyle bir dönem Türkiye'deki hayranlarının başını döndüren Christina Haydar 1947'de Fransa'da doğdu. Gerçek adı Mary Christine Avril. Ülkesinde şarkıcılık ve modellik yapıyordu. Zeki Müren'in Fransa ziyareti sırasında Erkan Özerman fotoğrafını görüp Ajda Pekkan'a benzetince Fransız güzeli Türkiye'ye götürüp birkaç şarkı öğretip sahneye çıkarmayı düşünür. Fransız model teklifi kabul eder. Erkan Özerman gazetecilerin "Kim bu kadın?" sorusuna aklına ilk gelen yanıtı verir. "Haydar Paşa'nın torunu" der. Bu yalan medyada manşetten manşete yayılır. Kocasından aldığı Haydar soyadı Türkiye'de veli nimeti olur. İzmir fuarına katılır, İstanbul turuna çıkar, hatta sözde dedesinin yaptığı Haydar Paşa Garı'nı da ziyaret eder. Ancak bekledikleri gibi şarkı söyleyip sahneye çıkamaz Christina Haydar. Ülkesine döner. Erkan Özerman 1980'de onu yeniden çağırır. Galatasaray'ın 75. kuruluş yıl dönümü kutlamalarına katılır. Şatafatlı kutlama balosunun yıldızı da Christina Haydar olur. Yine magazin medyasının manşetlerinde o vardır. Hatta o kadar parlatılır ki iddiaya göre birçok iş adamı ona bir servet karşılığında ahlaksız tekliflerde bulunur. Medya pazarlaması sonuç verir. Christina Haydar sonunda Cüneyt Arkın'la Sarışın Tehlike filminde kamera karşısına geçer. Yeşilçam patronları yine yabancı bir kadının dişiliğinden yararlanmak için elinden geleni yapar. Daha sonra da sahte yabancı Ajda Pekkan olarak İzmir fuarına çıkartırlar, bir de Petrol şarkısını ezberletirler, ancak başarılı olmaz. Hatta kaçak çalıştığı öğrenilince karakolluk olur. 1983'te Kadir İnanır'la Bedel filminde oynadı. Aşk dedikoduları çıkınca Kadir İnanır, "Hayatımda böyle soğuk kadın görmedim" diye demeç verir. Yeşilçam macerası bu iki filmle sınırlı kalan Christina Haydar ülkesine dönse de ara ara Türkiye'yi ziyaret etmeye devam etti. Kitap yazdı, tiyatro oyunlarında yer aldı. 1970'te İsveçli bir yıldız daha Yeşilçam'a girdi. Tina Rose. Yılmaz Güney'in Şeytan Kayalıkları filminde oynadı. Ali ile Tina'nın imkansız aşkının anlatıldığı filmde İsveçli güzel çok az Türkçe konuşmasına rağmen oyunculuğu çok beğenildi. Türk arkadaşlarının isteğiyle bu filmde oynayan Tina Rose'un Yeşilçam macerası tek yapımla sınırlı kaldı. Sonra sırra kadem bastı. Yeşilçam'ın yabancı bir güzeli de İtalyan oyuncu Marina Davnia'ydı. Aslında ülkesinde erotik filmlerde oynuyordu. 1977'de Tarık Akan'ın Babanın Evlatları yapımında yer aldı. Bu ilk ve tek Yeşilçam filmi oldu. Ülkesine döndükten sonra da sinemayı bıraktı, yazarlık yapmaya başladı. Yolu Yeşilçam'a düşen bir başka İtalyan güzelse 1958 doğumlu Sonia Viviani'ydi. İtalyan erotik filmlerinin Türkiye'de gördüğü ilgiden pay almak isteyen yapımcılar İtalyan güzellerin peşine düştü. Sonia Viviani de bu amaçla Türkiye'ye davet edildi. İlk olarak 1975 tarihli "Teşekkür Ederim Büyükanne" filminde yer aldı. Güzelliği ve masumluğuyla seyirciyi büyüleyen İtalyan yıldızın Türkiye'deki ikinci ve son filmi 1976'da çekilen Delicesine yapımı oldu. Jön olarak yine Kadir İnanır vardı. Dönemin medyasına yansıyan haberlere göre Kadir İnanır'la kısa süren bir aşk maceraları da oldu. Ancak onun da Türkiye serüveni kısa sürdü. Yeşilçam izleyicisinin ağzında yıllarca unutulmayacak bir tat bırakarak İtalya'ya döndü. Oyunculuk kariyerine orada devam etti. Toplam 34 film ve bir dizide oynadı. Yeşilçam'dan Rus güzeller de geçti. 1969 Moskova doğumlu Larisa Litichevskaya, 1989'da Rus Güzellik Yarışması'nda birinci olunca Türkiye'deki Rus avcısı Playboy'ların radarına girdi. Hatta bir dönem İlker Mengi ile evlendi. Sonra yönetmen Yavuz Turgul bu güzelliği fark etti. 1992 tarihli Gölge Oyunu filminde Şener Şen ve Şevket Altuğ'la birlikte oynadı. Bu Türkiye'deki ilk ve tek yapımıydı. Ardından ülkesine döndü. Halen sanat çalışmalarına devam eden Rus güzelin son hali kadraja böyle yansıdı. İlerleyen yaşına rağmen zaman ondan çok şey almamıştı. Listenin en ünlü ismi şüphesiz Eva Bender olarak tanıdığımız 1944 doğumlu İsveçli yıldızdı. Asıl adı Eva Martha Elizabeth Abrahamson'dı. 1944'te İsveç'te dünyaya geldi, asıl mesleği spor hocalığıydı. Ancak güzelliği ve para çok geçmeden onu başka bir işe sürükledi. Şov kızı oldu. 1966'da 22 yaşındayken İstanbul'a geldi. Striptiz kulüplerinde çalıştı. Sarı saçları, göz kamaştıran ışıltısıyla yönetmen Halit Refiğ'in dikkatini çekti. Çok geçmeden de 1967 tarihli Kız Kolunda Damga Var filminde yer aldı. Halit Refiğ bir sonraki filmde ona başrol verdi. 1969 tarihli Bir Türk'e Gönül Verdim filminde kendi hikayesine benzer bir filmde oynadı Eva Bender. Halit Refiğ ile Eva'nın ilişkisi sadece yönetmen-oyuncu ilişkisiyle sınırlı kalmadı. Kasım 1968'de evlendiler. Bir süre sonra da ismi afişlerde Eva Bender olarak yazılmaya başlandı. Eva Bender asıl çıkışını 1970'te Tarkan Gümüşeğer filminde büyücü Goşa karakteriyle yaptı. Viking Kanı yapımındaysa Ursula rolündeydi. İnsanların kafatasından şarap içip erkekleri büyüleyip kendisine köle yapıyordu. Halit Refiğ, Eva Bender aşkı da yavaş yavaş küllenmeye başladı. 1971'de boşandılar. Ayrılığı kaldıramadı. Bazı filmlerde yer almaya devam etse de psikolojik olarak iyi değildi. Buna bir de alkol eklenince gün be gün çöküyordu. Depresyon ve alkol birçok yıldız gibi onun da yaşama sevincini elinden almıştı. Bir gün aldığı içkinin de etkisiyle Galata rıhtımından kendisini boğazın sularına bıraktı. Neyse ki çevredekiler erken müdahale edip onu denizden çıkardı. Yeşilçam ve yaşadıkları onu tüketmişti. Artık Türkiye'de tutunamayacağını biliyordu. İsveç'e dönen Eva Bender kendi ülkesinde sıradan biriydi. 1988'de ardında bir mektup bırakarak 44 yaşında intihar ettiği iddia edildi. 1988'de intihar ettiği sanılan Eva Bender aslında yaşıyordu. Hatta seneler sonra ilk kez fotoğrafları ortaya çıktı. Yaşlanmıştı. Artık büyücü Goşa'dan eser yoktu. Ve geldik Yeşilçam'ın kalıcı olan tek yabancı güzeline. Suna Yıldızoğlu adıyla bilinen Sonya idi, 1955'te İngiltere'de doğdu. Tiyatro eğitimi alsa da gençlik döneminde o işi hiç yapmadı. 19 yaşında bir barda çalışırken tanıştığı Türk sevgilisi sayesinde Türkiye'ye geldi. Yemyeşil ve masmavi İstanbul'a aşık oldu. Burada kalmaya karar verdi. Türk sevgilisiyle de evlendi ancak 6 ay sonra boşandılar. Hayatı oyuncu Kayhan Yıldızoğlu ile tanışmasıyla değişti. Türkiye'de tanıdığı birçok erkek onun sadece güzelliğiyle ilgilenip sürekli asılırken Kayhan Yıldızoğlu İngiliz Güzel'le sohbet edip farklı bir profil çizdi. İngiliz Güzel çok geçmeden kendisinden 22 yaş büyük olan Türk oyuncuyla evlendi. Adını da Suna olarak değiştirdi. Kocası sayesinde tanınınca Yeşilçam'dan film teklifi aldı. Sadece filmlerde oynamakla kalmadı. Şarkıcılığa da soyundu Suna Yıldızoğlu. Bu süreçte eşi Kayhan Yıldızoğlu'yla da sorunlar yaşamaya başladı. 1976'da evlenen çift 1978'de boşandı. Kayhan Yıldızoğlu'ndan boşandığı yıl şarkıcı Çetin Alp'le evlenen ve birlikte sahneye çıkan Suna Yıldızoğlu 8 yıl sonra ondan da boşandı. 1988'de Dudley Allen'la evlendi Suna Yıldızoğlu. 2007'de biten bu birliktelikten 2 çocuğu oldu. Kızı Yasemin Allen da kendisi gibi Türkiye'de oyunculuğu seçti. İngiltere'de Yeşilçam'ı bilen tek insan olduğunu söyleyen Suna Yıldızoğlu, 70'li yıllardan bu yana Türkiye'de yaşıyor. Yeşilçam'a girip devamını getiren belki de tek yabancı yıldız oldu. friends, and we